Medyakritik'in ikinci bölümünden tekrar merhaba. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. TÜİK'e göre işsizlik Haziran ayında azaldı. Evet, TÜİK'in açıklamış olduğu veriler biliyorsunuz oldukça tartışmalı. Sanırım bu da tartışılacak. Haziran ayında işsizliğin azaldığını belirtmiş. Detaylara bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı istatistik verilerini açıkladı. İşsizlik %10,3'e gerilerken Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. Evet, Haziran ayında işsizliğin azalttığını ifade etmiş TÜİK açıklamış olduğu verilerle. Devam ediyoruz. Türkiye genelinde yapılan usulsüz atamalar aslında gündemde, pek çok kez gündeme geldi. Bunlardan biri de Diyarbakır'da kurum içerisinde Habersen sendikasına üye olan personellerin görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirenlerin yerine ise Birliksen üyesi personeller getirildi. PTT iş kolumuzda özellikle özelleştirme aşamasından sonra, anonim şirket sürecinden sonra adeta PTT'ye kirli işlerin yapılmaya çalışıldığı bir kurum haline gelmiştir. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü yani PTT çalışanlarına yönelik sendikal baskı ve haksız kadrolaşmayla gündemde. Bu kurumlarımıza liyakatsiz atamalar yapılıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'daki belediye seçimlerini kaybeden iktidar buradaki küçük ortaklarını kurumlarımıza idareci olarak atamışlardır. Bu idareciler kendilerini siyasi parti temsilcileri olarak görüp emekçiye zulmetmek için elinden geleni yapmaktadırlar. Diyarbakır'da PTT'ye atanan yeni müdür son olarak Habersen sendikası üyesi personellerini baş müdürlükten uzaklaştırdı. Yerlerine Birlik Habersen üyelerini getirdi. Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Habersen Diyarbakır Şubesi sistematik kadrolaşmaya karşı çıktı. PTT Diyarbakır Baş Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Dün burada il müdürüyle yaptığımız görüşmede kendisine açıkça bir soru sordum. Yapılan atamalarla ilgili sizin bilginiz var mıdır? Evet, ben önerdim dedi. Peki ben bütün Ahmet halkına ve sivil toplum örgütlerine ve basına ve bunu yapanlara bir daha sormak istiyorum. Bu Diyarbakır halkına darbe midir, değil midir? Çünkü hepiniz yaptığınız hukuksuz atamalar, liyakatsiz atamalar yüzünden yargılanacaksınız. Son aylarda Diyarbakır'da PTT bünyesinde çalışan Habersen üyesi, şef ve üst düzey müdürlerinde yerleri gerekçe gösterilmeden değiştirildi. Yerlerine başka sendikalara ait kişiler getirildi. Bu anlayış iktidara ve yandaş sendika olan memur sene yakın olan kişileri yetkinliklerine bakmaksızın hak etmedikleri görevlere atamaya başlamışlardı. Evet, bir günden Dilara Şimşek'in haberiyle devam edeceğiz. Aslında oldukça sarsıcı bir başlık. 1655 cinsel istismar vakasından 88'i ensest, vakaların %87 çocuk denmiş başlıkta. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2020 yılları arasında 1360 çocuk, 295 erişkin olmak üzere 1655 cinsel istismar vakası başvurdu. Bunların 288'inin ensest olduğu ortada. Verilere göre vakaların %87'si ise çocuk. Detaylara bakalım. Hemen hemen hiç konuşulmayan ancak ülkenin kanayan yaralarından biri olan aile içi istismar vakaları çoğunlukla gizleniyor. Araştırmalar ve akademik çalışmalar dışında ensest vakalarına dair resmi maalesef ki biliyorsunuz açıklanmıyor. Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan uzman doktor Sait Meke yaptığı test çalışmasıyla kentteki ensest vakalarına adeta ışık tutmuş. Adli Tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz'ün danışmanlığı yaptığı test çalışmasında çarpıcı veriler yer alıyor. 2010-2020 yılları arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı 11 yılda 1360 çocuk, 295 erişkin olmak üzere toplam 1655 cinsel istismar vakası başvurusu yapıldı. Bunlar resmi başvurular, hastaneye yapılmış olan başvurular. Bunun altını çizmekte yarar var.
Bu vakaların 288'in ise ensest olduğu saptandı. Araştırmada yer alan veriler şu şekilde. Vakaların 245'i kadın, 43'ü erkek. Saldırganların ise 98.3'ü erkek. Evet, saldırganların %98.3'ü erkek. Saldırganların yarısı birinci ve ikinci derece yakın akraba. Sırasıyla en çok baba, erkek kardeş ve üvey babanın istismarına maruz bırakılmış. Tüm olguların yaş ortalaması 13.46. Kişilerin %86.5'i 18 yaş altında. %54.9'u saldırganla birlikte yaşıyor. Birlikte yaşayanlar bir yıldan daha uzun süre ihbarda bulunmadı. %72.3'ünde istismar birden fazla kez tekrarlandı. %53.6'sı tehdit edilerek istismara uğradı. Vakalar olayı ilk olarak en fazla annesiyle, ikinci sıklıkta ise öğretmenleriyle paylaştı. Olay sonrası mağdurların 73.5'inde psikopatoloji gelişti. En sık görülen tanılar travma sonrası stres bozukluğu ve majör depresif bozukluk. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Tokgöz araştırmanın buzdağının sadece görünen bir kısmı olduğunu vurgulamış, verileri değerlendirmiş ve şöyle demiş. Yaptığımız çalışmada 1655 cinsel istismar olgusunun 288'i ensest. Bu da olguların %17.40'ını oluşturuyor. Bu çok yüksek bir oran. Çünkü cinsel istismar yargıya çok az yansır ve ensest ise çok daha az yargıya başvuruluyor. Çocuklar ensestin cinsel istismar olduğunu bilemez. Okula başlamakla beraber çocuk sosyalleşmeye başlayınca ve arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle paylaşımda bulununca aile içinde gerçekleşen cinsel olayların istismar olduğunu öğrenir ve kısır döngü o zaman kırılmaya başlar demiş. Çocuk evden kaçar, okul başarısı düşer, uyumsuzluk ve altına işeme, parmak emme gibi bazı fiziksel bulgular yanında anksiyete ve depresyon gibi önemli psikiyatrik bulgular göstermeye. Adli tıp uzmanı Doktor Said Mekke ise şu şekilde devam etmiş. Bildirimi oldukça düşük olan ensest uzun yıllar açığa çıkarılmayı beklemekte. Olguların ve diğer aile bireylerinin ekonomik bağımlılıkları ve kültürel kodlardan dolayı gizli kalmakta. Bu nedenle eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi kamusal alanlarda eğitim ve medya gibi araçlarla ensestin yaygınlığı açısından toplum bilgilendirilmeli, verilecek eğitimlerle farkındalık oluşturulmalı denmiş. Evet, ve veriler çok sarsıcı, inanılır gibi değil ki haberi okumaya başladığım anda da şunun altını çizdim. Bunlar kayıt altına alınanlar. Hastaneye yapılan başvurular sonucunda elde edilen veriler. Bir de kayıt dışı olanları düşünürsek aslında tablo çok daha net ortaya çıkıyor diyebiliriz. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. İşçi Sağlığı Meclisi Temmuz ayı raporunu açıkladı. Buna göre geride bıraktığımız ay en az 169 kişi iş cinayetlerinden yaşamını yitirdi. Bu sayı 2022'nin ilk ayında ise en az 1014. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Temmuz ayında yaşanan iş cinayetleri raporunu paylaştı. Buna göre geçtiğimiz ay en az 169 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2022'nin ilk 7 ayında ise en az 1014 işçi öldü. Tarım ve Orman İş Kolu'nda Temmuz ayında toplam 55, 2022'nin ilk 7 ayında ise en az 199 kişi yaşamını yitirdi. Eskiyen araç kullanımı, işçilerin barınma, dinlenme ve temizliğine bağlı ölümlerin yanı sıra kene ısırması sonucu da iş cinayetleri yaşandı. İnşaat alanında ise Temmuz'da en az 28, 7 ayda ise en az 192 iş cinayeti meydana geldi. Yüksekten düşme ölümlerin yarıdan fazlasını oluştururken diğer iki temel neden ezilme, göçük ve elektrik çarpmaları oldu.
Taşımacılık sektöründe de yoğun çalışma, mobbing, uzun çalışma saatleri, uygun olmayan yol ve araçlar, beslenme ve uyku düzensizliği gibi nedenlerle iş cinayetleri yaşandı. Ölümlerin %75'i trafik kazası sonucu meydana gelirken, bir diğer en önemli nedense çalışma koşullarına bağlı kalp krizleri oldu. En az 18 motokurye ölümü kayda alındı. Sanayi iş kolundaysa metal, madencilik, enerji, tersane, kimya, tekstil gibi alanlarda iş cinayetleri yaşandı. Meclis, özellikle sendikasızlaştırmanın sonuçlarının ortaya çıktığı ve genç işçi ölümlerinin yoğunlaştığını gözlemliyoruz değerlendirmesini de yaptı. Öte yandan yalnızca gençler değil, çocuk ölümlerinde de artış yaşandı. Eğitim kurumlarının kapanmasıyla birlikte tarım alanlarında çalışan çocukların sayısındaki artış iş cinayetlerinde de ortaya çıktı. Sadece Temmuz ayında 3'te biri 14 yaş altında olmak üzere en az 15 çocuk yaşamını yitirdi. İlk 7 ayda ayrıca 55 mülteci göçmen işçi ölümü kayıt altına alınabildi. Meclis, mülteci işçilerin ölümünün tespitinin zorluğunu da rapora not düştü. Bu alanda ayrı bir rapor hazırlığı içinde olduklarını duyurdu. Evet, Diyanet verdiği fetvalarla oldukça tartışılıyor ve yine bir Diyanet haberiyle devam edelim. Diyanet'ten emeklilerin maaş promosyonlarıyla ilgili fetva ve alıp kullanmak caiz değildir demiş. Detaylara bakalım. Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur olmak üzere yaklaşık 14 milyon emekli bulunuyor. Yüksek enflasyon nedeniyle hükümet geçen Temmuz ayında emeklilere %42,35 oranında bir zam yapmıştı biliyorsunuz. Zamlı maaşların yatmasından sonra kamu ve özel bankalar emekli maaşları için verdikleri promosyonda adeta rekabete girdiler. Miktara göre değişkenlik olsa da bankalar maaşlarını taşıyanlara yeri kadar promosyon imkanı sunuyor. Emekli promosyonu için arayışlarını sürdürürken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu banka promosyonu caiz midir sorusuna şu yanıtı vermiş. Kamu veya özel sektörde çalışanlara çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden dolayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmaları, bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur. Aslında şu soruyu sormak gerekiyor bazen. Türkiye'de hangi emekli temel ihtiyaçlarını giderebilecek durumda acaba? Türkiye'nin en yoksul kesimi şu anda emekliler ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olanların bu parayı fakirlere vermesi gerektiğini ifade etmiş ki faize çok benzediği için demiş Diyanet. Türkiye Emekli Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri İravul ise emeklilerin herkesten çok daha fazla ihtiyaç sahibi konumda olduğunu söylemiş. Asgari ücretin altında emekli maaşı olan milyonlarca insan olduğunu hatırlatmış ve asıl ihtiyaç sahibi olan emeklilerdir demiş. Promosyonu almayın, ihtiyaç sahibine verin gibi bir yaklaşım doğru olmadığını belirtmiş ve Diyanet bu bir soru üzerine bu cevabı vermiş. Diyanet bu fetvayı vermeden önce bir aynaya baksın demiş. İnsanları tasarrufa teşvik eden Diyanet daha şimdiden bütçesinden bilmem ne kadar para harcamış. Önce bir kendine baksın, sonra emekliye bu parayı almasın desin diye konuşmuş. Aslında Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri İravul gerekli olan her şeyi söylemiş, bize pek söz bırakmamış deyip sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Siverek ilçesinde çiftçilerin ürünleri tarlada kurudu. İse DEDAŞ'ın 12 saati bulan elektrik kesintileri tarlayamayan çiftçilerin tüm emeği ve gitmiş oluyor bu durumda. Detaylara bakalım. Alimler, abah nar gibi abuna tina abuna. Aptına beni abab.
Hem derdi on kulağın dinen semedi birin. Bu ekonu ne bilir abi semedi birin. Urfalı çiftçilerin başı DEDAŞ ve uygulamalarıyla belada. Bölge halkı elektrik kesintileri nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçimini çoğunlukla tarımla sağlayan yurttaşlar kesintiler yüzünden tarlasını sulayamayınca ürün kurudu. Çiftçi Ahmet Şur kara kara borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Tabi hadi çiftçi ya. Dekami telaşı çabukken, emi dina çabukken, emi kilidiye çabukken. Dere çiftçi üret ha, üret. Arta çiftçi üret. Aga iş bu ha. 400 milyar paralel bir masraf kiriye. Telaşı da icralı kirimi. Kadir çabadayım benim. Borçları yüzünden icralık olan Şur verilen desteklerden de faydalanamıyor. Desteklemeye dedim ben, desteklemeye ne girim? Blokayı. Yetkililerin bölgedeki çiftçilerin sorunları karşısındaki tutumuysa dikkat çekici. Mekhabara vekil adayı, mekhabara vali adayı, mekhabara gid adayı kesek, kesek aldı unak yani. Kesek metod neticedeki ne girdi? Mekhabara git düzelecek, emtiğin mali düzelmiyor. Git düzelecek, emtiğin mali düzelmiyor. Abi elektrik yok, abi bize elektrik vermiyorlar, abi elektrik gelmiyor. Abi önümüz kuruldu diyor. Tamam gidin düzel, ha gidin ya düzelecek, düzelecek. Ama kurduktan sonra düzelse de ne faydası var? Bundan sonra kursa da ne güçlense her gün ceylan gelsin ne faydası var? Zamanla elektrik vermedik zaten dolayı. Çiftçi Cevher Türk ise Dicle Elektrik Dağıtım'ın Urfa İl Müdürü Osman Hondu'nun açıklamasına tepki göstererek yalanladı. Dedi medyadaki şeyler gerçeği yansıtmıyor dedi. Sadece dedi 4 saat kesinti yapıyor. Ama ben burada kendisine sesleniyorum yani yalandır öyle bir şey yoktur. Yani bazı yerlerde 12 saat, bazı yerlerde 8 saat, bazı yerlerde 7 saat kesinti oluyor yani. Yerli üreticiye değer verilmediğini vurguladı. Ukrayna'da bir gemi geldi İstanbul'da şimdi diyor. Herkes seviniyor ama sadece Urfa'da en az 2 gemi tane mısır enerji vermediğine dolayı yani zarara uğradı. Evet, derinleşen ekonomik kriz aslında neredeyse her noktada kendini gösteriyor. Şöyle aktaralım sizlere. Yurttaşlar artık ata yadigarı olan koleksiyonlarında olan ürünleri de satmaya başladılar. Ve bununla birlikte krizi aşabileceklerini düşünüyorlar. Detaylara haberin içeriğinde bakalım. Derinleşen ekonomik kriz sebebiyle bazı yurttaşlar yıllardır biriktirdiği koleksiyonunu bu pazarda paraya çevirirken bazı yurttaşlar ise ata yadigarı ürünleri satmak zorunda kalıyor. Özellikle son 2 yıldır koleksiyonerler sürekli bize mesaj atarlar zaten. Koleksiyonumda bu tür ürünler var, ben bunları satmak istiyorum diye. İnsanlar ürünlerini getirdiklerinde elleri titriyor. Gözleri doluyor, vedalaşmak istemiyorlar. Dükkanımıza gelen bir hanımefendi vardı, bir tabak getirdi. Büyük annesinin annesinden kaldığını söyledi. Dedi ki ben pazar alışveriş yapmak için satıyorum bu tabağı dedi. Ekonomik kriz ve geçim sorunu yurttaşları evlerinde kullandıkları günlük araç gereçleri satacak noktaya getirdi. Tenceresini satıyor insanlar. Evet, insanlar eşyalarını satıyorlar. Evet, ekonomik kriz artık bu boyut. Kalp hastası bir kadın, gerçekten çok üzgünüm ben. Hani ilaç alabilmek için getirdi, bir şeyler sattı. Bir saat önce arkadaşım biri geldi, babasından kalma Zenit. Demir yolları bir saat oldu, deresinden kalma. Satmayı düşündüğünü söyledi. Satıyorlar ve veriyorlar dediğiniz gibi ekonomik krizlerden dolayı ama bana gelmedi dediğim gibi, çok duydum ama. Ekonomide yaşanan kriz toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Geçim derdiyle karşı karşıya kalan yaşlı yurttaşlar ellerinde kalan antikaları satarak gelir elde etmeye çalışıyor. Yaşlı insanlar birer ikişer parça ellerini alıp geliyorlar. Yaşlı insanlar çoğu ekonomik krizden dolayı, yani yokluktan dolayı oluyor bunlar. Dün ben şunu aldım misal, 100 liraya aldım, 150 liraya da ben satıyorum burada. Yani şunu kadın satmak zorunda kaldı dün. Bu da Osmanlı, işte yadigar kalmış bir şey, atadan dededen, bunu bile getirdi 100 liraya sattı gitti ya. Yani durum böyle. Yani bunlar ekonomik krizden ötürü. Krizden dolayı tabii ki, yani yokluktan dolayı böyle yapıyorlar. Çünkü günlük para ihtiyaç var, 50 lira, 100 lira yok. Onu bulmak için de evden bir şeyleri satıyorlar. İnsanlar ne zevkle aldı onları, işte ata yadigarı, ama ekonomik krizden dolayı insanlar satıyor tabii ki.
Türkiye'de derinleşen ekonomik krizin izlerini işte bu pazarda hep birlikte gördük. Kimi halısını, kimi çakmağını, kimi ise atadan kalma yadigarını ekonomik kriz sebebiyle satmak zorunda kalıyor. Evet, takip edilmeyen bir peri bacaları görüyoruz ki onlara da sıra gelmiş. Kapadokya'da peri bacaları yol yapımı için yok ediliyor. Başlıklı haberi paylaşacağım sizlerle. Bu dünya kültür miras listesinde bulunan Kapadokya'da milyonlarca yılda oluşmuş peri bacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor. Çevre platformu sözcüsü Mükremin Tokmak, Ortahisar Görem arasında yapımı süren bölgedeki peri bacalarına, manastırlara ve tarihi yapılara ciddi zarar verdiği aktarmış. Tokmak yolun aynı zamanda Ortahisar'a kısa yoldan doğalgaz götürülmesi için yapıldığını ileri sürmüş. Yol yapımına Göreme Müzesi'nin oradaki Tokatlı Kilisesi'nin yakınındaki yoldan geçen araçların yol açtığı titreşimden kaynaklı olarak zarar gördüğü gerekçesinin gösterildiğini söylemiş. Tokmak şöyle devam ediyor. Bu yolu kapatmak, alternatif olarak yeni yol yapmak istiyorlar. Yapımı süren yol güzergahında peri bacaları, manastırlar, inanılmaz oluşumlar var. Neredeyse saklı kilisenin üzerinden geçiyor yol. Burası 45 metrelik bir dağ kütlesini, rampayı düzlemek için yukarıdan aşağıya doğru oyuyorlar. Buralar inanılmaz bir yere kaçacaklar. O bölgede kırılmadık, yıkılmadık bir peri bacası, manastır kalmayacak. İleride aynı gerekçeyle araçların sarsıntısı nedeniyle ciddi bir hasara neden olacak. İnanılmaz bir katliam var ve kimsenin sesi çıkmıyor diyerek adeta isyan etmiş. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in geçtiğimiz günlerde yol yapımı güzergahı için 8-10 tane kaya dam var diyerek yapılacak yıkımın etkisini azaltmaya çalıştığını söylemiş Tokmak. Oysa ki fotolarda görüleceği üzere bir ton peri bacası, bu kaya dokunun içinde ise Bizans dönemine ait bir manastır kompleksi var. Yani 8-10 kaya dam diyerek hafife alınacak bir alan değil. Doğalgaza ihtiyacım diyor ve bu yol içindir, bunun içindir de diyor. Ortahisarların hakkı diyor ama bu doğalgazın geçeceği yer burası olmaz, olmamalı. Başka güzergahlardan geçilmesi gerekiyor bu yolun demiş. İşin diğer yönünün bu Ortahisar'ın doğalgaz meselesi olduğunu belirtmiş Tokmak ve ilginç cümleler sarf etmiş. Üç Hisar'da doğalgaz var, Ürgüp'te var, Göreme'de var. Üç Hisar'dan doğalgazı getirseler yol düz aslında. Asfaltın kenarından döşenir borular. Ancak yol çok uzun ve Enerji adındaki enerji şirketine maliyeti çok artıyor. Ürgüp'ten getirseler yine 4-5 kilometre fazla boru döşemek zorunda kalacaklar. Buradaki zihni sinir proje bu doğalgazı da gerekçe göstererek yapıyorlar bu yolu. Doğalgaza yönelik bir hamle yani. Bu enerji şirketin daha uzun boru döşemesin diye yolu yapıyorlar demiş. Asıl nedenlerden birisi bu doğalgazın oraya götürülmesi şeklinde bir uyarıda da bulunmuş aslında. Bütün bu peri bacalarının yok olmasının nedeninin bir enerji şirketinin çıkarları onu belirtmiş kısaca. Ve yayın konuğumuzla devam edeceğiz. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı tarafından sanki ülkede bitmiş. Bütün önlemler kaldırılmış ve gerekli herhangi bir adım yok. Oysa ki Covid vakaları ve ölüm her gün artıyor. Bu konuyu Profesör Doktor Nergis Erdoğan'la konuşacağız. Aynı zamanda İstanbul Tabip Odası Başkanı. Nergis Hanım merhaba. Merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim ve aslında sabitlerinin artan Covid vakalarına dikkat çektiğini biliyoruz. Önlemlerin tekrar yeniden alınması vurguluyorlar ve bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'na da bir çağrı da var. Sağlık Bakanlığı önlemleri almaz ise bizi ne bekliyor ilerleyen aylarda? Yani sizlerin de öngörebileceğiniz gibi Haziran ayında ciddi bir artış başladı.
henüz Haziran ve tatil dönemindeyiz. Okullar açıldığında, insanlar normal yaşamlarına döndüklerinde bunun çok hızlanacağına hiç kuşku yok. Şimdiden bu öngörü bile değil, doğrudan görülebilen bir şey bence. Çok ciddi artış yaşanacak. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bile dün akşam baktım. Hakikaten işte onların altına düşmüş, rakamlara düşmüş iken ölüm sayıları 337 haftalık ve vaka sayısı 400 bini aşmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki aylar bizi çok parlak şeyler beklemiyor. Pandemi hafifti, işte bu varyant hafif seyrediyor, grip gibi falan demenin bir alemi yok. Çünkü yine de öldürüyor. 337 insanımızı kaybetmek kabul edilebilir bir şey değil. Sonuçta hakikaten bir takım önlemler almanın zamanı geldi de geçiyor bile. Yetkililer açısından. Peki Sağlık Bakanlığı yönetici neden COVID bitti davrandı ya da davranıyor? Bunun bir gerekçesi olabilir mi? Sonuçta insan, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi, insanlar hayatlarını kaybediyor. Bu insanlar rakamlardan, sayılardan ibaret değil. Baba, eş, çocuk, yani bunlar insan. Ve biz bu ölüm oranlarının her gün yükseldiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı neden COVID bitti gibi davrandı ve davranmaya devam ediyor? Şimdi bu aslında bakarsanız baştaki tavırlardan çok farklı değil. Bizde ne yazık ki yönetimler aman işte vatandaş paniğe kapılmasın vesaire kaygılarıyla ve dahi bir sürü kaygıyla, tabii arkasında bir sürü kaygı olabiliyor. Turizm gelirleri düşmesin, o olmasın, bu olmasın diyor. Başından beri ve bir sürü olayda biliyorsunuz işte bu meşhur nükleer şeyde, patlamada da böyle oldu. Bir sürü olayda böyle oldu. Ne yazık ki küçültürlerse sanki olaylar da küçülecekmiş gibi davranma eğilimindeler. Halbuki öyle bir şey yok. İnsanlar paniğe kapılmazlar. İnsanlar sadece daha ciddi önlemler alırlar. Önlerindeki riske karşı daha bilinçli olurlar. Dolayısıyla böyle gizleme mantığı maalesef bizim yöneticilerimizin tırnak içinde fıtratında var diyebilirim. Baştan beri ne yazık ki böyle davranıldı. Biliyorsunuz ölüm sayıları bile resmi rakamların birkaç katı. Bunlar açıkça görülüyor, yani fazladan ölüm sayılarıyla görülüyor başka hesaplarla. Ne yazık ki birkaç katı bilinenin. Gizlemekle olaylar çözülmez. Ancak üzerine giderek doğru önlemlerle, bilimsel yöntemlerin gösterdiği yollarla davranarak bir şeyler aşılabilir, güçlü aşılabilir. Pandemi için de böyle tabii. Hani gizlemeye çalışmamalıyız. Üzerine giderek ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız. Bir takım kesimler rahatsız olacak, yok panik olacak, para pul kaybedeceğiz diye şeklinde davranmanın bir mantığı yok buralarda diye düşünüyorum. Veya daha peki doğrusu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ne tür önlemler almalı? Sağlık Bakanlığı'nın alacağı önlemler ya da neler yapılması noktasından sonra biz yurttaşlar neler yapmaya çıktığımız zaman şu aşamada? Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken, hani durumu küçültmekten çıkıp, bu yaklaşımdan çıkıp, evet olay ciddidir, ortada bir salgın var deyip bir an önce işte bir sürü yapması gereken şey var ya, aşılama oranları artırılmalı, kamu spotlarıyla falan insanlara durum anlatılarak önlemler almaları hakkında uyarılmalı. Filyasyon ekipleri daha hızlı ve ciddi çalışmalı. Vakaların izolasyonu sağlanmalı. Yeni varyant analizleri yapılmalı. Etkili olduğu bilinen yeni antiviraller temin edilmeli. Yapılacak son derece somut adımlar var. Tekrar kapalı yerlerde maske uygulamasına geçilmeli. Son derece açık seçik yapılması gerekenler var. Bunlar ve daha birkaç şey. En önemlisi tabii ki hakikaten kapalı yerlerde maske, hasta insanların takibi, filyasyonu, hastalığa karşı etkili olduğu bilinen ilacın, antiviral ilacın temininin sağlanması. Onun dışında da
vatandaşlara olabildiğine açık olmak diye düşünüyorum. Aslında tedbirler kaldırılmadan önce genel olarak toplumun COVID'e karşı bir hassasiyeti vardı ve toplumdaki büyük bir oran bu önlemlere uyuyordu. Oysa bugüne evet. geldiğimiz zaman Sağlık Bakanlığı'nın tutumuyla paralel yurttaşlarda da bu konuyla ilgili hassasiyetin azaldığını görüyoruz. Neredeyse kapalı maske takan kimseyi görmüyoruz. Ve burada en önemli aşılamada bir gerilemenin olması. Şunu görüyoruz, toplumun tutumuyla Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu tutum paralel gidiyor. Maalesef paralel gidiyor. Esasında biz de bunu gündeme alarak son toplantımızda her hafta Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası'nı da insanlar çok ciddiye alıyordu. Şey sırasında, salgın sırasında bildiğiniz gibi almalılar da gerçekten. Bizim aramızda hakikaten tahmin edeceğiniz ve bildiğiniz gibi bu konuda son derece yetkin insanlar var. COVID izleme grubumuz var. Evet. Evet. Karar verdik, her hafta mutlaka durum bildiren bir şeyimiz, haberlendirmemiz olacak web sayfamızdan. Vatandaşları da orayı izlemeye davet ediyorum buradan. Nergis Hanım, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız evet. için. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Evet. Aslında Sağlık Bakanlığı her ne kadar COVID salgını hafiflemiş gibi davransa da salgın oranlarının ve ölüm oranlarının yükselmesi bu durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan da bir an önce tekrar tedbirlerin alınmaya başlanması gerektiğini vurguladı ve kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun çok çok önemli olduğunu belirtti ve devam edelim. Hasta ve infazı yakılan tutuklular için eylemler devam ediyor. Tabii bununla birlikte cezaevlerindeki hak ihlalleri de devam ediyor. Batman'da cezaevinde bir tutuklu şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Tutuklu yakınları bir kez daha Diyarbakır D tipi cezaevi önünde bir araya geldi. Bir kez daha talepler dile getirildi. Ev nehmehe. Emdoza berdana girtiğine koş, o girtiğin ku infaza on hatiye şevtandan edikin. Tutuklular arasında ayrım yapılmaması gerektiği vurgulandı. Eğer koy kanun verin bu hartın, gerec bu hamu girtiğine koş, ev kanun verin bu hartın. Yetkililerin talepler karşısında hala sessiz kaldığına dikkat çekildi, hiçbir dilde anlaşamadık dendi. Me cana bu kurdi an ister zaman, cana me ftirki derde kuan ister zaman. Lebele ne Kürdiye hatın famkirini ne ciyem Türkiye'm hatın famkirini. İzmir'deki tutuklu yakınları da eylemlerine baro binasında devam etti. Aileler diğer tutuklu yakınlarına çağrıda bulundu. 6 Ağustos'ta HDP'nin Diyarbakır İstasyon Meydanı'ndaki mitingine katılan kadınların gündeminde de cezaevlerindeki uygulamalar vardı. Ulusal birlik vurgusu yapıldı. Hem işkence yapın, malbat aldık şimdi, hem bıkırtı aldık şimdi. Eti pesem, ne mavi ne kabul edin. Bir muhtak ve erzil muzordan yakın sermete girin, bu dünya çağrı hoş erdik re. Hem jübeden ne minin karşı bezil muzordan yi. Gerekli seri de hem yak ihtiyacı çekin. Barış talep edildi. Hafsa da basa basa. Mende barış çeybe baktı akıdaydı. Halk üstüne hılazlı oldu. Halk yırtıbeci hılazlı oldu. Sıf halk barış yıkılazlı oldu. Ölümlerin önüne geçilmesi çağrısı yapıldı. Mende de zor gelme bir kuştini. Hafsa o da. Çünkü kezebe doyuk olur. HDP'nin İstanbul mitingine katılan yurttaşlar da tecride dikkat çekti ve siyasi tutuklular üzerindeki uygulamalara tepki gösterdi. Ciğerimiz yanıyor onlara. Her gün bir işkence duyuyoruz. Her gün bir cenaze çıkıyor cezaevlerde. Biz bunu dayanamıyoruz artık. Bu tecih kalksın, bu çözüm olsun, barış olsun, onlar alamazsın. Yurttaşlar Kürt sorununun çözümü ve barış için İmralı'ya işaret etti. Senin gücelen usakları berdani barıştı, huzurdu. Tayyip Erdoğan ne eyle? Tayyip Erdoğan ülke hündür. Tecih dike ki bu savaş gibi. Katliam çıbış bu bir berladı.
aileler ve yurttaşlar cezaevlerinden cenazelerin çıkmaması için çağrı yaparken Batman M tipi kapalı cezaevinde şüpheli bir ölüm yaşandı. Cezaevinde 29 Temmuz'da intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Taner Atmaca, pazartesi akşamı tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Atmaca ailesi şüpheli ölüme ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nda cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin olayla ilgili görüntülerin kendilerine verilmesi talebi ise reddedildi. Evet, Barış Pehlivan'ın yazısıyla devam edelim ve Tuğrul Türkeş'in doktor olan kızı da Türkiye'yi terk etti demiş Barış Pehlivan bugünkü yazısında. Türkiye'de şiddet ve özlük hakları olmak üzere sağlık çalışanlarının sorunları büyürken Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal kağıdı alarak Türkiye'yi terk eden hekim sayısı da her gün artıyor. Biz de programlarımızda çoğu kez bu konuyu işledik aslında. Barış Pehlivan, Türk Tabipler Birliği bu belge için sadece bu yıl başvuran doktor sayısının 1500'e dayandığını yazmış. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına giden doktorlar için açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz dediğini hatırlatmış. Ve bugünkü köşe yazısında neler söylemiş konuya ilişkin bakalım. Ve meğer giderse gitsin dediği o doktorlara Erdoğan'ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızından bahsediyorum. Evet, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in torununu anlatıyorum sizlere. Uzun bir adı var, Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir. Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde baş hekim yardımcılığı görevindeydi. Uzmanlık alanı ise nörolojiydi. Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşmişler. Orada Royal London Hospital adlı Londra'nın doğusundaki bir hastanede çalışmaya başlamış. İşin çarpıcı başka bir yönü de var diyerek devam etmiş. Türkiye'de kanser cerrahinin tamamlanmasını beklerken Avrupa restoranlarında bulaşık yıkayan, marketlerde kasiyerlik yapan doktorların varlığından bahsediyorlar. Her meslek değerli, insan seçimlerinde özgürse söz kalmaz. Lakin ya mecbursa? Düşünün, Türkiye'de nörolog olan Muzaffer Türkeş Demir, İngiltere'de doktor olmak için gereken sınavları daha geçmeden vatanını terk etmiş. Halen geçmesi gereken aşamalar var çünkü. Bundandır ki şu an Londra'da Medical Support Worker, yani tıbbi destek çalışanı olarak görev yapıyor. Bir nevi şimdilik doktor değil, doktor yardımcısı. Acaba Türkeş gibi soyada sahip bir doktor niye gitmiştir? AKP milletvekili olan babası ne der bu duruma? İşte bu soruları yanıt bulmak için baba Tuğrul Türkeş'i de aradım. Cumhurbaşkanı'nın doktorlar için söylediği sözü de hatırlattım. Kendisi aynen şu yanıtı verdi. Tek kelime bile etmem, yorum yok. Evet, Tuğrul Türkeş kızının şu anda Londra'ya yerleşmiş olması nedeniyle tek kelime bile etmem, yorum yok demiş. Yani açıkçası bir yorumda bulunmamış. Devam ediyoruz. Hasta tutuklu siyasetçi Aysel Tuğlu Talım Kobane davasında hakkında tahliye kararı çıkmıştı ama başka bir davadan tutuklu olduğu için tahliye edilmedi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Mersin Şubesi Kadın Komisyonu bir açıklama yapmış ve de Aysel Tuğlu'nun derhal serbest bırakılması gerektiğini söylemiş. Demans teşhisi konulan hasta tutuklu siyasetçi Aysel Tuğlu hakkında yargılandığı Kobane davasından tahliye kararı verildi. Ancak farklı bir dosyadan almış olduğu 10 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için tahliye edilmedi. Hükümlü olması nedeniyle hastalığına rağmen cezaevinde tutuluyor. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Mersin Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri Tuğluk'un serbest bırakılmasını talep etti. Avukat Figen Alp, Tuğluk'un savunma yapmaya zorlandığını hatırlattı. Bunun psikolojik şiddet olduğunu söyledi. Anayasa ile güvence altına alınmış olan kanun önünde eşitlik ilkesinin uygulanması gerektiğini ineliyoruz. Hapishanede yaşamını devam ettiremeyecek
dediğimizde bu herkes için geçerli olmalı ve Çevik Bir'de olduğu gibi Aysel Tuğluk için de infaz erteleme kararı verilerek derhal serbest bırakılmalıdır. Tahliye olabilmesi için gerekli olan tek koşulsa infaz erteleme başvurularının kabul edilmesi. Fakat bugüne kadar yapılan başvuruların tamamı reddedildi. Tedbir talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruysa aylardır karara bağlanmadı. Avukatlar, Cuma günü verilen tahliye kararı ile birlikte bir kez daha infaz erteleme ve durdurma talebiyle başvuru yapmaya hazırlanıyor. 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir aynı hastalık gerekçesiyle tahliye edildi. Çevik Bir, Tuğluk gibi hakkında kesinleşmiş hüküm olmasına rağmen infaz erteleme talebinin kabulüyle cezaevinden çıktı. Yani Çevik Bir, bir Türk komutan demans olunca tahliye edilebiliyor ama Aysel Tuğluk bir Kürt siyasetçi, kadın siyasetçi olduğu için demans olsa da tahliye edilmiyor. Tuğluk'un avukatlarının bu hafta yapmaya hazırlandıkları başvuruda Çevik Bir'in de tahliyesine emsal göstereceği öğrenildi. Öte yandan Tuğluk hakkında tahliye kararı verildiği gün hakkında yeniden rapor düzenlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü de gelen bilgiler arasında. Evet, Şen Yaşar ailesinin Urfa Adliyesi'ndeki adalet nöbeti sürüyor ve 520. gününde sosyal medyadan bir açıklama yaptı aile ve 8 Ağustos'ta yapılan engellemeye dikkat çekti ve anne yüreği adaletlidir, hukuksuzluğa boyun eğip evine dönmez dendi. Şen Yaşar ailesinin adalet nöbeti engellemelere rağmen devam ediyor. Ailenin talebi faillerin ve azmettirenlerin gereken cezayı alması ve cezaevinde tek kişilik hücrede tutulan Fadıl Şen Yaşar'ın adil bir şekilde yargılanıp serbest bırakılması. Anne Emine ve oğlu Ferit Şen Yaşar hava sıcaklığının iyice artması sonrası adalet nöbetlerini Urfa Adliyesi'nin girişinde tutuyor. Ancak 8 Ağustos'ta valiliğin kararıyla ailenin burada nöbet tutması engellendi. Bu duruma tepki gösteren aile, Şen Yaşar ailesi adalet köşesi olarak anılan adliye binası önündeki beton blokların önünde nöbetine devam ediyor. Aile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaysa Urfa Valisi'ne ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslendi. Anne yüreği adaletlidir, merhametlidir. Haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul edip evine gidemez. Adliye girişimizi engellemek çözüm değil. Adalet gelmeden bu kapıdan ayrılmayacağız dedi. 14 Haziran 2018'de Urfa'nın Suruç ilçesinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları Şen Yaşar ailesine saldırarak 3 ferdini öldürmüştü. Evet, Myanmar'da ordunun yönetimi el koymasıyla birlikte hak ihlalleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler de bağımsız soruşturma mekanizması Myanmar ordusunun yapmış oldukları hak ihlallerini raporlaştırdı. Oldukça çarpıcı ifadeler var. Çocuk ve kadınlara yönelik cinsel suçların da arttığı belirtiliyor raporda. Myanmar ordusu 2022'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddiası ve siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak bir yıllık olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede o hal süresi 1 Şubat 2023'e kadar uzatıldı. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 15 binden fazla kişi de öldürüldü. En az 70 gazeteci ise tutuklandı. Son olarak evine yapılan baskınla gözaltına alınan gazeteci Aykıyav'ın öldüğü ailesine bildirildi. Askeri yetkililer ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ülkede yaşam ve hak ihlalleri her geçen gün artarken Birleşmiş Milletler Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın yıllık raporunda Myanmar ordusunun hak ihlalleri ele alındı. Raporda Myanmar'da insanlık suçlarının sistematik bir şekilde sürdüğü vurgusu yapıldı. Bu suçlardan kadın ve çocukların ağır bir şekilde etkilendiği belirtildi. Raporda 3 milyonu aşkın kanıt arasında sivillere yönelik sistematik saldırılar, kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel şiddet ve tecavüz suçları yer alıyor. Çocuklara işkence yapıldığı, bazı çocukların zorla askere alındığı ifade edildi.
Evet, bu haberle birlikte Medya Kritik'in ikinci bölümünü de noktaladık. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.